bağlantımızı yapalım, Slovenya'ya çevirelim kameralarımızı. Muhabir arkadaşımız Furkan Yıldız bizleri bekliyor. Hem kamp çalışmalarıyla ilgili son bilgileri, detayları Furkan'dan dinleyelim. Hem de tabii ki taraftarların en çok merak ettiği konu, transfer nasıl devam edecek? Takımdan kimler ayrılacak, kimler gelecek ki son günlerde Ciro Immobile konusu tabii ki en çok konuşulan, merak edilen konu. Hem kamp çalışmaları hem de transfer çalışmalarıyla ilgili sözü Furkan'a bırakalım. Ezgi çok teşekkürler. Slovenya'dan, Maribor'dan bizler de mutlu akşamlar, yayınlar dileyelim. Beşiktaş'ın yurt dışı kampı çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar yerel saatte saat 18'de, Türkiye saatiyle 19'da da günün ikinci ve son çalışmasına başladı. Şu anda da çalışmanın, antrenmanın devam ettiğini ve basına kapalı bir antrenman olduğunu belirtelim. Öncelikle havayla başlamak istiyorum. Gerçekten Slovenya'da hem Beşiktaş takımını hem aslında biz muhabirleri, basını da çok zorlayan bir hava sıcak olduğunu söylemek lazım. Gerçekten daha önce hayatımda hiç böyle bir sıcak gördüğümü hatırlamıyorum. Çok yüksek nem oranı, çok sıcak bir hava. Bu anlamda da kampın Beşiktaşlı futbolcular için de oldukça zor geçtiğini de belirtmekte fayda var. Tekrar takıma dönmek gerekirse eğer, Beşiktaş bugün sabah saatlerinde aslında sahadaki ilk çalışmasını gerçekleştirmişti Slovenya kampında. Dün siyah beyazlılar öğle saatlerinde Avusturya'nın Graz şehrine indi ve ardından karayoluyla Beşiktaş Slovenya'nın Maribor kentine gelerek yurt dışı kamp etabı çalışmalarını akşam saatlerinde salonda yaptığı ufak bir çalışmayla başlamıştı. Bugünkü çalışmadan şöyle öne çıkan, göze çarpan detayları, notları aktarmak gerekirse eğer, Beşiktaş'ta tabii henüz belki daha çok erken, Giovanni van Bronckhorst döneminde henüz 10 günlük bir çalışma sürecinden bahsediyoruz ama antrenmanlarda özellikle Giovanni van Bronckhorst'un üzerinde durduğu futbolcular, genç futbolcular buraya getirilmişti. Onlarla ilgili böyle ufak bir derleme yapmak gerekirse eğer, bugünkü çalışmada da en çok dikkat çeken noktalardan birisi Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un da performansından memnun kaldığı özellikle iki genç futbolcu var. Emre Bilgin, Beşiktaş'ın genç filebekçisi, geçtiğimiz sezon Vavakars Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giymişti. Bugünkü antrenmanda da öne çıkan isimlerden birisi oldu. Teknik heyetin Emre Bilgin'in performansından memnun olduğunu aktaralım. Beşiktaş'ın yeni sezonda kaleci rotasyonunda olması yüksek ihtimal isimlerden birisi de Emre Bilgin. Buna ek olarak Emrecan Uzunan, ki Emrecan'la ilgili şöyle ufak bir parantez açmak lazım. Geçtiğimiz sezon çok talihsiz bir olay yaşamıştı Emrecan ve ardından da bir operasyon geçirmişti. Neredeyse tam bir sezon Emrecan Uzunan forma giymemişti Beşiktaş'ta ama yaşadığı bu çok ciddi sakatlığa, belki de bu travmaya rağmen Emrecan Uzunan'ın da çok iyi bir şekilde takıma döndüğünü, çalışmalarda özellikle antrenmanlarda yine Giovanni van Bronckhorst'un da en çok beğendiği isimlerden birisi olduğunu belirtmekte fayda var. Emrecan özelinde şunu söyleyebilirim. Yeni sezonda takımda olup olmayacağı, kadroda kalıp kalmayacağı henüz tam olarak netlik kazanmış bir konu değil ama Giovanni van Bronckhorst'un çalışmalarda, antrenmanlarda performansından, daha doğrusu ortaya koyduğu özveriden memnun olduğu isimlerden birisi Beşiktaş'ta Emrecan Uzunan. Buna ek olarak yine Yakup Arda Kılıç gibi, Mustafa Erhan Hekimoğlu gibi isimlerin de antrenmanlarda özellikle yardımcı antrenör Serdar Topraktepe, ki Serdar Topraktepe bu genç isimleri Beşiktaş Akademisi'nden de çok iyi tanıyan, çok iyi bilen bir isim. Buradaki çalışmalarda da yine Serdar Topraktepe'nin de en çok üzerinde durduğu isimler belki de Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu gibi isimler. Buna ek olarak Rafa Silva, Beşiktaş'ın yeni yıldızı, tabii bugünkü basın toplantısında aslında kendisi de ifade etti. Kendisine böyle bir soru da soruldu. Kariyerinde ilk kez Portekiz dışında bir ülkede mücadele edecek Rafa Silva ama buna rağmen yaklaşık 10 günlük süreçte Rafa Silva'nın da adaptasyon konusunda çok problem yaşamadığını gözlemliyoruz. Özellikle tabii ki vatandaşı Jason Fernandez'in burada olması, aynı dili konuştuğu bir futbolcunun takımda olması da elbette bu adaptasyon kısmında oldukça önemli bir detay. Fakat Rafa Silva'nın da yine bu 10 günlük süreçte, kısa bir süre olmasına rağmen, takım adaptasyon anlamında oldukça önemli bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Gabriel Paulista'nın da keza aynı şekilde yine takımda
takımla uyum anlamında herhangi bir sorun yaşamadığını gözlemliyoruz. Beşiktaş geçtiğimiz sezon Ezgi çok iyi bir sezon geçirmemişti. Çok açıkçası hatırlanmak istenmeyecek bir sezondu belki hem ligde hem Avrupa Kupaları anlamında özelinde ama bu kamp döneminde hem İstanbul'daki etap hem bugün başlayan bu çalışmayla beraber futbolcuların vücut dilinden ve enerjisinden de oldukça pozitif, olumlu sinyaller, olumlu geri dönüşler aldığımızı da söylemek mümkün. Buna ek olarak tabii belki de birazcık hazırlık maçlarını da beklemek lazım. Beşiktaş'ın bu hazırlık kampında 3 hazırlık maçı oynayacağını, bu yurt dışı kampında özür diliyorum 3 hazırlık maçı oynayacağını aktaralım. 13 Temmuz'da Dinamo Zagreb, 17 Temmuz'da Shakhtar Donetsk ve 20 Temmuz'da Siyah Beyazlar Grazer'le toplamda 3 hazırlık maçı oynadıktan sonra İstanbul'a dönecek ve çalışmalarına İstanbul'da devam ediyor. Olacak transfere geçelim. Beşiktaş'ta taraftarların en çok merak ettiği konu kuşkusuz belki de son yaklaşık 2-3 günlük süreçte ismi en çok zikredilen futbolcu Ciro Immobile. Bu anlamda Immobile konusunda açıkçası hem bu transfer sürecine hem Beşiktaş kulübüne çok da fazla zarar vermemek adına süreci en sade şekilde şu şekilde anlatabilirim. Immobile konusu Beşiktaş'ta çok fazla hem İtalyan basınında hem de sosyal medyada yansıtıldığı gibi henüz tamamlanmış, bitmiş bir transfer konusu değil. Beşiktaş Ciro Immobile'ye 2 yıllık bir kontrat teklifinde bulundu. Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Sayın Hüseyin Yücel'in bizzat yürüttüğü bir transfer süreci bu da. Tıpkı yakın zamanda Rafa Silva konusunda olduğu gibi Hüseyin Bey şu anda İtalya'da doğru. Ciro Immobile konusunda futbolcunun, İtalyan futbolcunun Lazio kulübüyle olan görüşmelerinin de artık olumlu bir sonuç alınmasını bekliyor Beşiktaş. Buradaki süreci şu şekilde özetleyebilirim. 3 tabii ki burada ana faktör var. Beşiktaş kulübü, Lazio kulübü ve Ciro Immobile tarafı var. Lazio Immobile'den 2 yıllık daha kontratı var İtalyan golcünün Lazio kulübüyle ve kontratlı bir futbolcu olduğu için İtalyan kulübü Immobile'den bir bonservis beklentisi içerisinde. Beşiktaş ise İtalyan forveti kadrosuna bedel ödemeden katmak istiyor. Bu anlamda Immobile tarafı, futbolcu tarafı da Beşiktaş'a gelme konusunda oldukça pozitif ve kulüplerin anlaşması halinde kulüplerin bu bonservis konusundaki pürüzü halletmesi konusunda Immobile'nin buraya gelmeye, Beşiktaş'a gelmeye çok sıcak baktığını söylemek mümkün. Fakat henüz bugün bu saat itibariyle Ciro Immobile konusunda tarafların henüz herhangi bir anlaşmaya varmadığını bir kez daha altını çizelim. Beşiktaş Immobile'ye 2 yıllık bir kontrat teklifinde bulundu ama özellikle İtalya basınında yer aldığı gibi bir anlaşmanın olduğu, hatta rakamların zikredildiği bir süreç şu an için yaşanmıyor. En azından bunu belirtmekte fayda var. Fakat sürecin takipçisiyiz tabii ki de. Bu çok sıcak bir günden. Belki çok kısa süre içerisinde, belki ilerleyen saatlerde Immobile konusunda Beşiktaş adına da önemli gelişmeler yaşanabilir. Olduğu takdirde yine bu ekranlarda Aspor'da da Immobile konusunu, Beşiktaş'ın transfer gündemini aktaracağız. Buna ek olarak da bir parantezdi tabii ki stoper transferi için açmakta fayda var. Daha önce Aspor'daki yayınlarda da bahsetmiştik. Beşiktaş'ın sol ayaklı bir stoper arayışı var. Giovanni van Bronckhorst'un en çok istediği noktalardan birisi, göreve başladığı günden bu yana aslında altını en çok çizdiği noktalardan birisi Beşiktaş'ta stoper konusunda Paulista'nın yanına Giovanni van Bronckhorst sol ayakta bir stoper transfer etmek istiyor ve Beşiktaş'ın listenin ilk sırasına yazdığı isim ilk günden bu yana aslında Mario Hermoso'ydu. Fakat Mario Hermoso'yu Beşiktaş henüz ikna edebilmiş değil. İspanyol futbolcu Türkiye'ye gelme konusunda çekimser. Mali anlamda, ekonomik anlamda Beşiktaş kulübü kendi açısından her ne kadar tüm şartları zorlasa da Mario Hermoso'yu ikna edebilmiş değil ve bu transferden Beşiktaş'ın her geçen saat, her geçen dakika daha da uzaklaştığını da söylemek lazım. Alternatif isimler var. Bunlardan birisi Felix Udoka'yı. Augsburg'da forma giyen bir oyuncu, Nijerya asıllı Alman futbolcu, Alman stoper, Beşiktaş'ın yine sol ayaklı stoper profiline uyan listedeki isimlerden birisi. Augsburg ve Beşiktaş arasındaki görüşmeler, süreç devam ediyor. Beşiktaş'ın buradaki düşüncesi oyuncuyu satın alma opsiyonunu kiralama yönünde ama Alman kulübünün de bir bonservis beklentisi var. Henüz iki kulüp arasında bir anlaşma sağlanmış değil. Felix Udoka'yı noktasında da Beşiktaş kulübünün yine çalışmalarını sürdürdüğünü aktaralım. Burada As Başkan Mete Vardar, burada Sayın Samet Aybaba, burada yine Sayın Feyyaz Uçar, burada biz onlarla zaman zaman konuşma, sohbet etme şansı bulduğumuzda altını çizdikleri tek bir nokta var. Bu
kampa, Slovenya kampına Beşiktaş Kulübü iki transfer, bir santrafor ve bir stoper transferini yetiştirmek için çalışmalarına devam ediyor. 20 Temmuz'a kadar Beşiktaş'ta hem gelecek hem de gidecek futbolcular konusunda Ezgi önemli gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz. Şimdilik Beşiktaş'ın gündemini hem kamptan yansıyanlar hem transfer gündemini bu şekilde özetleyebiliriz. Eğer ki bir sorun yoksa ben sözü tekrardan Slovenya'dan sana bırakayım Ezgi. Evet Furkan, sen çok güzel özetledin tüm gelişmeleri. Çok teşekkürler. Zaten yeni gelişme oldukça gün be gün senden bilgileri, detayları almaya devam edeceğiz. Özellikle Furkan'ın da az önce söylediği gibi Immobile konusunda.